rakipsiz performans, gerçek fiyat, Kumtel. Sayın Başbakan'ın Davos'taki o çıkışına. O çıkış milyonlarca insan gibi, Türkiye'nin sınırlarını da aştı. Milyonlarca insan gibi sizin de gönlünüzden geçenleri yansıttı mı? Ya biraz da öteye geçti. İşin doğrusu yani heyecanlandım. Yani hüznü, heyecanı belki o anda beraber yaşadık. Yani bir yani Sayın Başbakan'a orada reva görülen muameleyi ben şahsen kendimde de hissettim. Yani o beni kızdırdı. O beni işte hüzünlendirdi. Yani nasıl olabiliyor? Ama tabii karşı atakta doğrusu bütün milletimiz gibi, herkes gibi beni de heyecanlandırdı. Beni de bir oh dedirtti, bir rahatlattı. Burada aslında olay sadece bizim olayımız falan değil. Yani herkes gibi bizim olayımız. Ama burada Türkiye'nin kendine yakışır ve yaraşır bir şey yapması lazımdı. Türkiye onu yaptı aslında. Yani biz geçmişte mazlumları hep kucak açmış olan bir milletiz. Osmanlı İmparatorluğu da bunu yapmış, Cumhuriyet de bunu yapmış. Bizim bu özelliğimiz, bu bizim genetik özelliğimiz. Biz hep mazlumun yanında olmuşuz, tarihimize baktığımız zaman. Hep yardımın imdadına koşmuşuz. Şimdi bir Allah'ın kulu çıkıp da, ben bunu her yerde söyledim, bir Allah'ın kulu çıkıp da Gazze'de öldürülen 431 tane çocuğun öldürme gerekçesini söylesin bize. Bir kişi çıksa onu söylesin. Sayın Peres, dikkatlerden belki kaçtı, Davos'taki o akşamki konuşmasında bir şey söyledi. İşte bu eleştiriye karşılık kendince göre verirken dedi ki, biz o evlerde, o yerlerde, evlerde dedi, yerlerde, işte o yerlerin içinde okul da var, hastane de var. O yerlerdeki yaşayanlara, barınanlara haber gönderdik. Çıkın, oraları boşaltın dedik. Boşaltmadan biz bombaladık. Yani bilerek ve isteyerek yapıldı bu. Birleşmiş Milletler okulu bile. Evet, bilerek ve isteyerek. Yani orada o çocukların olduğu biline biline söylüyor, kendisi söylüyor. Haber gönder, çıkın da çıkmadılar. Çıkmıyorsun, iki aylık bebeği öldürüyorum. Var mı böyle bir şey? Bunu kim savunabilir? Bunun gerekçesi ne olabilir? Bunun haklısının nedeni ne olabilir? İşte Türkiye'nin isyanı bunadır. O nedenle Türkiye'nin bu karşıt duruş tavrını, bu politikasını hiç kimsenin oraya buraya çekmeye falan hakkı yoktur. Olmamalıdır. Ha yani bunun faturası gelir mi gelmez mi Türkiye'ye? Yani gelebilir de. Büyük milletler, büyük devletler risksiz büyüyemezler. Tartışılabilirdi ayrıca. Böyle bir tavır Türkiye'yi daha mı yüceltmiştir? Türkiye'yi daha bir morallendirmiştir? Türkiye'yi daha mı güçlü, imajlı bir Türkiye haline getirmiştir? Olayı bir de böyle düşünmek lazım. Karşısına sorun çıkmaz mı? Çıkabilir. Ama tekrar tekrar söylüyoruz ki bizim karşı duruşumuz bu söylediğim fotoğrafıdır. O kucaktaki bir yaşındaki yavruyadır. O 80 yaşındaki oradaki kadınadır. Ona reva görülen muameledir. O bakımdan bizim tavrımız burada politik değil, insanidir. O nedenle yani Türkiye'nin buradaki hedefini, Türkiye'nin buradaki duruşunu, tavrını kimsenin politik amaçlı olarak yorumlandırması ve onlar üzerine senaryo kurması kesinlikle doğru değildir. Biz kendimize, tarihimize, şanımıza yakışanı yaptık. O nedenle bundan zarar görebileceğimiz kanaatinde de değilim. Ama dediğim gibi yani büyük devlet olmanın bir takım zorlukları da vardır. Elbette Türkiye çok büyük bir devlettir, çok güçlü bir devlettir. Bazı şeyleri mutlaka yapmak zorundadır. Bu çerçevede bunu değerlendirmek lazım. Yani tekrar etmek istiyorum, altını çizerek söylemek istiyorum. Bizim tavrımız insanidir, siyasi değildir. Samanyolu Haber.com
sadece gerçekler.